Hayırdır? Ne işiniz var sizin burada? Raziye Hanım'ı yemeğe davet ettik oğlum. Sonuçta hemşerimiz. Sağ olsun geri çevirmedi. Oğluyla gelinini alıp geldi. Baban çok istedi gelmelerini. Ben de buyursun gelsinler dedim. Önemli bir işiniz buydu demek. Geçin oturun. Ayakta kaldınız. Hadi karıcığım. Gel. Başın dönüyor yine değil mi? Tutun bana. Ya hamileliği biraz zor geçiyor. Kusura bakmayın. İyiyim ben. Gel diyorsam gel. Bak Eylül burada, Koray burada. Ya Eylül mü? Kız Eylül'ün ne işi var orada? Yaşar Bey'i kap gel. Hadi çabuk. Bombayı patlatayım hepinizin önünde. Kim kimin kızı, kim kimin oğlu ortaya çıksın artık. Buyurun salona geçelim. Geç canım. Evlül'ün ne işi olur Adnanlar'da Nuran? Kızım nasıl gider o soysuzun evine? Ay ne bileyim ben Yaşar. Çok önemli diyor. İlla kalkın gelin diyor işte. Bu işte bir iş var. Yürü Nuran biz de gidiyoruz. Aman dur kurban olayım biz gitmeyelim ha. Şimdi vallahi orada bir tatsızlık çıkacak. Ölsem de o adamın ayağına gitmem de. Ama Eylül oradayken ben burada rahat duramam. Kızımı sahipsiz sanıp canını sıkarlarsa işte o zaman o evi onların başına geçiririm. Vallahi hamile hamile benim çocuğumu üzmeye kalkarlarsa eğer. Hele bir üzsünler de ben o zaman gösteririm onlara. Yürü Nuran. Gel bakalım aslan oğlum yamacıma. Raziye Hanım. Şu oğlana helal süt emmiş bir temiz kız bulamadım. Bulsak da eversem artık diyorum. O senin değil en büyük düşmanın Yaşar'ın oğlu Adnan Efendi. Kızının Eylül olduğunu öğrenince de böyle gülersin artık. İnşallah efendim. Kısmetse o da olur. Madem paraya ihtiyacın vardı işi niye bıraktın? Hayır her şeyi geçtim en azından nafakayı kabul etseydin. Beni düşünmek zorunda değilsin Ozan. İşçi bulma kurumundan buraya getirdiler. Ben de geldim. O kadar. İşverenle nasıl konuşuyorsun sen? Terbiyeli ol. Kusura bakmayın Ozan Bey. Estağfurullah benim için hiç sorun değil ama hanımefendi önceki işini benim yüzümü görmek istemediği için bıraktı. Burada çalışmayı kabul eder mi bilmiyorum. Kimsiniz siz? Çıkın gidin evimden istemiyorum sizi. Anne. Bakıcı adaylar onlar sakin ol. Ben istemiyorum bakıcı filan. Söyle gitsinler. Tamam gel ben seni odana çıkarayım hadi. Sülde Hanım. Tutunun bana. Nereye gitmek istiyorsanız ben sizi götüreyim. Odama gitmek istiyorum ben. Yoruldum artık bu görüşmelerden. Kimseyi görmek istemiyorum ben. Tamam Sülde Hanım merak etmeyin. Ben sizi odanıza çıkarayım, sonra ben de gideceğim. Sağ ol, canım benim. İyisin değil mi anneciğim? İyiyim. Şu insanlar gidince daha da iyi olacağım. Gönder gitsin. Ama sen kal. Tamam. Hadi odanıza çıkalım. Kusura bakmayın. Sizleri de yorduk buraya kadar. Yarın yeni adaylar göndereceğim. Kusura bakmayın ortalık karıştı bugün. Siz kusura bakmayın. Annem biraz zor beğenir. Kime ne tepki vereceği belli olmuyor. Buyurun.
kim olduğunu bilmiyorum ama içim ısındı sana. Sen hiç gitmesen, burada bizimle kalsan. Sağ olun Şülde Hanım. Ben Ozan'la konuşayım. Ona göre bir karar verelim, olur mu? Doktor bey, bakın ben artık dayanamıyorum. Benim bebeğimin babasını aramam lazım. Hamileliğim devam ediyor mu? Bebeğim yaşıyor mu? Benim bunları öğrenmem lazım. Bir şeyler yapın lütfen. Berçin Hanım, dediğim gibi çok erken. Hamileliğin henüz çok başındasınız. Yani bir ihtimal ultrasonla bebeğin kalp atışını duyabilirsek o zaman bir şey diyebilirim. Atıyorsa ne demek oluyor? Bebek hayata tutunmuş demektir. İlk aşamayı atlattı anlamına gelir. İyi tamam yapalım o zaman. Ben çok sıkıldım artık. Siz şöyle uzanın, ben geliyorum. Jülde teyzenin hafızası yerine gelmeden bu işi çözmem lazım. Ozan'ı elde etmem lazım. Demek siz de ev gezmelerine başladınız. E tabi. Evli olmak bunu gerektirir değil mi? Başladık ya. Vakit varken gezelim diyoruz. Malum bebek yolda. Bundan sonraki aylarda hiç gezemeyeceğiz. Gezin tabi gezin. Bebek olunca ziyarete geliriz. Değil mi Nermin? Gideriz tabii. Her zaman beklerim Adnan Bey. Buyurun gelin. Sizin tanıştığınızı bilmiyordum. Hiç bahsi geçmedi de. Oğlum dedim ya, Raziye Hanım bizim hemşerimiz. Yıllar sonra karşılaştık. Ben de yemeğe davet ettim. Oğlu Koray da çok kıymetli bir delikanlı. Maşallah Eylül'le de çok iyi yakıştılar. Artık geçmişin üzerine bir sünger çekelim. Tatsızlıkları unutalım, yeni bir sayfa açalım. Eylül Hanım'ın ailesiyle aramız bozuk olabilir. Raziye Hanımlarla niye olsun ki? Yani değil mi? O başka, bu başka. Sizinle dost olmak bizim için onur Adnan Bey. Yani bu güzel davetinize karımla ben de çok büyük şeref duydum. Kendi adına konuş Koray. Biz ağalı sokakta bulmadık Koray yeğenim. Affetmesini de biliriz evvelallah. O kayınpederin yaptığı saygısızlıkları da unutmasını da biliriz. Asıl sizin bu yaptığınız saygısızlık. Sabahtan beri masada oturmayan adamın arkasından atıp tutuyorsunuz. Yeter. Açıldı sana bakınca. Mutlu oldum. Yüzün gibi kalbin de güzel senin belli. Ne kadar içten ilgileniyorsun benimle. Hadi Jülde Hanım, siz biraz dinlenin. Tamam. Ama gitmeyeceksin, burada bizimle kalacaksın. Olmaz mı? Ben buradayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenin, olur mu? Tamam. Keşke bu evin yeniyken de bana böyle iyi davransaydınız Jülde Hanım. Her şey çok farklı olurdu. Aslan, ben de seni çağırmaya geliyordum. Aşağı gelir misin? Seninle bir şey konuşmam lazım. Tamam, gidelim.
Ayıp şu yaptığınız. Karşıma geçmiş bana büyüklük taslıyorsunuz. Sanki sizin hiçbir suçunuz yokmuş. Her şeyi babam yapmış, siz de affetmiş gibi davranıyorsunuz. Eylül bak, burada Adnan Beylerin misafiriz, yapma. Kes! Konuşacağım. Babam sizin yüzünüzden sakat kaldı benim. Bitmeyen yalanlarınızla evimiz yuvamız dağıldı. Mahkemeyi yanılttınız. Yalancı şahitler tuttunuz. Hakkımızı vermediniz bizim. Ağır ol gelin hanım. Bak lütfetmişiz, soframızı oturtturmuşuz. Az saygılı ol. Sizin daha boğazınızdan geçen ekmeğe saygınız yok be. Görgüsüz görgüsüz oturduğunuz bu sofrayı donatan sen değilsin. Senin emrinde çalışan işçiler. Babamın bu ekmek. Babam gibilerin. Senin değil. Ayol baba kız birbirine girecek şimdi bunlar. Aman didişsinler bana ne. Sonra sarılır barışırlar. Hepiniz hırsızsınız siz. Ailemin mutluluğunu çaldınız. Hayallerimi, hayatımı, insanlara olan güvenimi, aşka olan inancımı elimden aldınız. İnanç insan elinden alınmaz Eylül. Kendisi vazgeçer. Eğer kalbinde aşk yoksa bu başkasının suçu değil. Bu senin suçun. Evet doğru. Babana yapılanlar haksızlık. Ama senin durumun farklı. Sen haksızlığa uğrayan değilsin. Sen haksızlık edensin. Ya saklı. Hem biz sana ne yapmışız? Yanında kocan, karnında beben, mutlusun. Daha ne istiyorsun? Ya lütfen yapmayın ya. Şu güzel sofranın tadını çıkartalım. Eylül hayatım, oturur musun sen de hadi? Bırak. Gitmek istiyorum ben. Hayda. Belli ki ya sofrada diye yapıyor. Olur mu canım öyle şey? Artık evli barklı kadın. Eylül. Otur bakayım sen de şuraya. Senin yerin kocanın yanı. O ne zaman isterse o zaman gidersiniz. Yok yok. Yağız yüzünden. Ben anladım onun derdini. Ne alakası var Yağız'la ya? Sadece bu saçmalığa daha fazla katlanmak istemiyorum, o kadar. Vallahi bana pek öyle gelmedi. Hani bağırır çağırırsın anlarım da, çekip gitmek nedir? Belli Yağız yüzünden yoksa gitmez. Anne tamam. Uzatma sen de. Sabahtan beri kaç kişi geldi ama hepsini kovdu. Yüzü bir tek senin yanında gülüyor. Evet. Bana da garip geldi. İlk defa bana böyle içten bakıyor. Aslım. Annemin de benim de sana şu an ihtiyacımız var. Yani en azından hafızası düzelene kadar burada kalsan. Profesyonel olarak annemin bakıcılığını yapsan. Bilmiyorum ki Ozan. Benim de aklım çok karıştı. Boşanmanın hemen üstünde burada olmam çok yanlış. Ama yardım etmezsem de Jülide Hanım'a kötülük etmiş olacağım. Sonuçta benim peşimden geldiği için bu halde. Haklısın ama en azından kısa bir süre dursan. Ben oğlu olarak bir yere kadar yanında durabiliyorum. Ama sen burada olursan hem benim aklım kalmaz hem annem daha iyi olur. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Sağ ol. Sana söz veriyorum. Geçmiş defterleri hiçbir şekilde açmayacağım. İçin rahat olsun. Sadece annemin bakımı için buradasın. Anlaştık o zaman.
Tamam Nuran abla, tamam, merak etme. Ben hallederim, şimdi giderim sizin eve, ocağı kapatırım. Ya olsun, ben de yapıyorum bazen öyle. Apar topar çıkınca kafama takılıyor, ocağın altını kapatmış mıydım, kapatmamış mıydım diye. Sen abime mukayyet ol yeter, tamam mı? Çıkınca da arayın beni ha. Tamam, hadi hoşça kal. Hani ben bir şey duyamıyorum. Hala çok küçük. Yok. Kalp atışı duyamıyorum. Ne? Düşük mü yoksa? İşte burada. Allah'ım çok şükür. Çok şükür bebeğim yaşıyor. Koray anlat. Kız mı istiyorsun, oğlan mı? Gönlünden ne geçiyor? Vallahi ne yalan söyleyeyim Adnan Bey. Önceleri Eylül'le bir oğlum olsun istiyordum ama sonradan sonraya kıza doğru kaymaya başladım. Hatta adı bile hazır. Değil mi karıcığım? Söyleyeyim mi? Mısra adı. O odayı ne yapacağız? Orası çocuğumuz için. Mısra. Kızımızın adı Mısra olsun mu? Olsun. Güzel. Mısra güzel isim. Adıyla yaşasın inşallah. Canım torunum benim. Amin amin. Yalnız sen maşallah bayağı hızlı çıktın be Koray. Ya evlenelim ne kadar oldu da hemen çocuk yaptınız. Doğru vallahi, duyunca şaşırdık. İşte böyle arada aşk olunca bazı şeyler hızlı gelişiyor. Bana bak. Yoksa siz düğünden önce de çaktırmadan ha? Ben çıkıyorum. Daha yeni geldin. Ne gitmesi? Yaşar amca. Kızım nerede? Eylül! Eylül, senin ne işin var burada? Baba, Raziye, sen niye bizim kızımızı getiriyorsun bu insanların evine? Ha? Derdin ne senin? Hayda, bir durun ya. Şurada insan gibi yemek yiyoruz. Ne bağırıyorsunuz? Eylül, senin ne işin var bu insanların arasında? Babam, yemin ederim benim... Bir dakika, bir dakika. Ne demek bu insanlar? Nasıl insanlarmışız biz? Eylül buraya gelemeyecek mi? Bırak Yaşar. Bırak Yaşar'ım, hiç tartışma. Laf yetiştirilmez bunlara. Yavrum, canını sıktılar mı senin ha? Üzdüler mi annem? Ya Yaşar baba, bir sakin ol, bir şey olduğu yok. Başlatma babandan. Kızımı niye buraya getirdin? Raziye Hanım, niye çağırdın bizi buraya? Ne dönüyor burada? Tamam, tamam, bir sakin olun. Söyleyeceğim. Madem hepimiz buradayız, iki aileyi de ilgilendiren çok önemli bir açıklama yapmanın zamanı geldi artık.
babayı Raziye. İlaçlar geldi. Şu muydu? Sağ ol güzelim. İnsan ne düşündüğünü unutur ama ne hissettiğini unutmazmış. Ne tuhaf. Birdenbire bu cümle geldi aklıma. Bir kitapta falan okudum herhalde. Evet, doğru. İnsanların sözleri unutuluyor. Ama açtıkları yaralar unutulmuyor. Aslı, ben senin yanında kendimi çok mutlu hissediyorum, biliyor musun? Sanki böyle ta gençliğimden tanıyormuşum gibi seni. Sen evli misin? Yani merakımı mazur gör. Senin kadar güzel, iyi kalpli bir kız hayatının aşkını bulmuştur herhalde diye düşündüm. Hayır. Değil. Oğlum da bekarmış. Evet, benim güzeller güzeli Hülde teyzem, bakalım bugün nasıl? Aslım. Nasılsın bugün, biraz daha iyi misin? Hadi Razi, hadi. Ne diyeceksen de. Bir dakika daha kalmak istemiyorum burada. Hadi söyle, gideceğiz. Ne geveliyorsun geldiğinden beri Razi Hanım? Buyurun oturalım. Ağzımızın tadı kaçtıkça kaçtı zaten. Ne açıklamasıymış bu? İnsanların yaptığı hatalar bazen uzun yıllar insanın peşini bırakmaz. Vicdanlarını rahatsız eder. Hele ki bu hatalar başkalarının hayatlarını alt üst ettiyse. Gün gelir gerçekler ortaya çıkar. Öyle değil mi Nermin Hanım? Ne saçmalıyorsun Raziye Hanım? Tövbe tövbe. Ne gerçeğiymiş bunlar? Siz neden bahsediyorsunuz? Hadi Raziye Hanım söylesenize. Adnan Bey. Eylül senin... Canım yavrum. Sen şu an karnımda doğacağın günü bekliyorsun. Bu sırdan sana bahsetmem gerek. Senin gerçek babanın adı Yaz. O senin baban. Var ya. Yoksa sen bakıcı diye bu kızı mı aldın eve? Evet. Sen niye gerildin ki bu kadar? Ne demek neden gerildin? Ya Jülde teyzeye bir zarar verirse? Saçmalama Berçin. Aslım anneme niye zarar versin? Hem Aslım olmasaydı annem şu anda hayatta değildi. Onun hayatını o kurtardı. Sen kendi gözlerinle gördün. Anneni bu hale getiren kişi Aslım. Onu çatıdan itip öldürmeye çalışan kişi de Aslım. Sen bir de bu caniyi almış eve bakıcı diye sokuyorsun. Ben böyle saçmalık görmedim ya. Berçin bak sakın.
Sakın annemin yanında bunlardan bahsetme. Doktor özellikle uyardı. Kötü şeyleri hatırlayacaksa da kendisi hatırlayacak. İçin rahat olsun. Aslım bu evde kimseye zarar vermez. Ne anneme ne başkasına. Tabii tabii. Allah'ım yarabbim. Aslım? Aa. Kızım ne işin var senin burada? Anne, bak lütfen kısma. Mecbur kaldığım için buradayım. Mecbur kaldığın için mi? O ne demek kızım? Bu insanların evinde ne işin var senin? Anneciğim lütfen sakin olur musun? Sülde Hanım'a bakıcı aramak için işi bulma kurumuna haber vermişler. Ben de iş aramak için başvurmuştum. Oradan alıp buraya getirdiler. Ben de ne yapayım, mecburen kabul ettim. Ay Allah'ım ya kızım, sen delirdin mi? Niye kabul ediyorsun ki? Olmaz. Topla eşyalarını, gidiyoruz buradan. Çabuk, olmaz. Anne. Anne anne deyip durma bana. 2 gün önce boşandığın çocuğun evinde işe girilmez yavrum. Yürü. Anne. Jülde Hanım'ın bana ihtiyacı var. Hem ben vicdan azabı duyuyorum. Jülde Hanım beni takip ettiği için oradaydı, biliyorsun. Bunların hepsi benim suçum. Al bak. Kendi ağzıyla söylüyor işte. Sus Berçin. Bebek iyi hastalanmış. Adnan Eylül'ün kendi kızı olduğunu öğrense bile bana artık buradan ekmek çıkmaz. Kurayı kapı dışarıydı verir. Tüh, gitti güzelim plan. Raziye Hanım, artık ne diyecekseniz deyin. Anne hayırdır, ne diyorsun, ne yapıyorsun? Eylül benimle. Adnan Bey. Eylül artık sizin de gelininiz sayılır. Ben sizi de Nermin Hanım'ı da çok sevdim. Yaşar Bey ile Nurhan zaten benim için çok başka bir yerdeler. Onları çok seviyorum. Onlar çok iyi insanlardır. Aradan bu kırgınlık kalksın istiyorum. Sizi barıştırmak istiyorum. Ne dersiniz, olmaz mı? Sen bizi buraya bunu söylemek için mi çağırdın? Ha? Eylül. Kızım senin haberin var mıydı bundan? Anne hayır. Nurhancığım, bitsin artık bu dargınlık. Bak çocuklarımız evlendi, torunumuz yolda. Yani mahkemeydi, tazminattı derken uğraşmayalım bunlarla. Artık 2 ailede kaynaşsın istiyorum, barışın istiyorum. Ne olduysa Kaan yüzünden oldu. Ama isteseydim ben ona engel olabilirdim. Eğer bu saçmalıklar yaşanmadan önce ben ona engel olmuş olsaydım, Jülde Hanım'ı bu durumdan kurtarabilirdim. Anne, hiçbir şey hatırlamıyor Jülde Hanım. Çocuk gibi. Ya yardıma muhtaç. Hem bunlar benim de suçum. Bilemedim ki şimdi. Bir açıdan da haklısın aslında. Yani Jülide Hanım uyandığında yanında olman lazım. Çünkü doğruları hatırlayan tek kişi o. O doğruları söyleyecek. Ozan da sana inanır böylece. Ozan inanmış inanmamış umurumda değil benim. Ben işin o tarafında değilim anne. Sadece o kadına yardım etmem lazım. Bana ihtiyacı var. Ne kadar. Evi kime aldığının farkında mısın Ozan? Önce seni aldattı, sonra anneni öldürmeye çalıştı. Sen karışma Berçin. Evimde kim istiyorsam onu çalıştırırım. İyi tamam.
Tamam, ben bir şey demiyorum, kızma. Ben bir şeyler alayım da Jülde teyzeye kek yapayım. Biliyorsun benim yaptığım keki çok sever. İyi, yap. Sen bilirsin. Görüşürüz. Senden hamile olduğumu öğrenince böyle yapabilecek misin acaba? Az kaldı. Ne var Berçin? Aslım'ın Ozanların evinde çalışmaya başladığından haberin var mı senin? Ne saçmalıyorsun Berçin? Aslım'ın ne işi olur evde? Jülde teyzenin bakıcılığını yapıyor. Ne kadar ince bir buzun üzerinde yürüdüğünün farkında mısın? Jülde teyzenin hafızası yerine geldiği zaman gerçekleri açıklayacağı ilk insan Aslım olacak. Allah kahretsin. Neyse, sen bir şeyler düşün bence. Ozan'la ikisi burun burunalar çünkü. Allah kahretsin. Ya baştan desenize şunu. Ortalığı ayağa kaldıracak ne var? Nermin! Nerede benim evrak çantam? He? Raziye, bu muydu diyeceğiniz? Bu yüzden mi çağırdınız? Evet. Hayırlı bir iş yapmak istedim. Fena mı ettim? Nurhan, burada durdukça kan beynime sıçrıyor. Yürü gidelim. Eylül kızım, hadi sen de gel. Yaşar baba, o ne demek ya? Karım bensiz nereye gidiyor? O zaman karını al da git. Sende hiç mi akıl yok? Kızımı bunların arasına ne diye getirdin ha? Babam tamam, sakin ol lütfen. Yani Yaşar Bey lütfen ama. Ben sizi burada barıştırayım diye uğraşıyorum, siz... Sen sus, sen sus. Çok önemliymiş. Biz seninle sonra konuşacağız. İşimizi gücümüzü bıraktık, geldik şuraya. Ya madem buraya kadar gelmişsiniz, Raziye Hanım'a aracı koymuşsunuz, boşa uğraşmış olmayın. O ne? Ne yapıyorsun sen? Sorun çözüyorum oğlum. Husumeti gideriyorum. Yaşar Efendi, senin tazminatın ne kadardı? 300 mü? Al ben sana 400 yazıyorum. Al şunu. Para yüzünden ne senin canın sıkılsın, ne de bizim tadımız kaçsın. Al tazminatını, barışalım. Al ya al. Ağa çekidir, merak etme, karşılığı var. Hemen parayı eline sayarlar. Al. Aslım, annemin de benim de sana şu an ihtiyacımız var. Benim sana ihtiyacım varken sen neredeydin o zaman? Bana inanmanı beklerken, yuvamızı kurtar diye yalvarırken sen neredeydin? Al al, çekinme. Bitsin artık bu husumet. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Al. Yanlış yapıyorsun. Yaşar, biz gidelim hadi. Tertemiz 400 bin Yaşar. Millet 30 yıl uğraşıyor, bu parayı göremiyor. Al bunu. Aramızda hallettik, sorunu çözdük. Ah!
Çorbanız geldi. Sıcak sıcak için. İyi gelir. Annemin tarifi. Hadi iç. Ay, nefis görünüyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nasılsın bakalım? İyiyim. Siz nasılsınız? Annem? Oğlum ben Ozan. Hatırlamadın mı? Ben nasıl unuttum? Oğlum, kusura bakma, kızmadın bana değil mi? Kızar mıyım ben sana hiç? Olur öyle. İstediğini söyleyebilirsin. Canım. Yakışıklı oğlum benim. Asım sen bekardın değil mi kızım? Ay evlenseniz ne güzel olur. Ben o hatayı bir kez yaptım. Bir daha körü körüne kimseye güvenmem. Ay. Demese miydim ben öyle? Ayıp mı oldu? Yok canım, ne ayıbı? Böyle konuşa konuşa hatırlayacaksın. Şilde Hanım. Hadi siz çorbanızı için sormasın. Evet. Seni bebeğimizle tanıştırmanın vakti geldi. Öğrendikten sonra Aslı'mı kendi ellerinle kovacaksın bu evden. Ozan! Yüzde teyze. Nasılsın? Ozan, bu kız niye gelip duruyor bizim evimize? Akrabamız filan. Tanıdıklarımızın kızı. Adı Berçin. Kıyamam ya. Beni de unutmuş. Halbuki sen beni çok seversin Jülle teyze. Ama ben sana kendimi nasıl hatırlatacağımı çok iyi biliyorum. Aslım sen şunları al. Mutfağa in. Jülde teyzeye kek yapacağız. İstemem ben kek filan. Ama sen benim yaptığım keke bayılırsın. Üstelik tat hafızası çok güçlüdür. Yedikten sonra belki eski güzel günlerini hatırlarsın. İstemiyorum. Anneciğim, yesen belki bir şeyleri hatırlatır. Aslım sen de öyle durma istersen. Al. Aslım bu evin hizmetçisi değil. Sadece annemin bakımı için burada Berçin, unutma. Sorun değil Ozan. Aslım, işim bitince geri gel, tamam mı? Ben hep yanımda olmanı istiyorum. Tamam, gelirim. Yaşarım, Yaşarım, ne yaptın sen? Ay baba, iyi misin? Ellerin kırılsın, ne yaptın kocama? Yaşar baba, sen ne yapıyorsun ya? Hay Allah, ya neden vurdun adama? Adnan Bey, iyi misiniz? Gebertirim ulan seni. Ulan seni gebertirim ulan! Baba, baba dur, baba dur. Yaz, bırak beni! Adnan gözünü seveyim bir dur, ne olur. Bırakın, bir daha vurayım. Yaz, bırak şunu, gününü göstereyim. Baba dur, ne olur dur. Gel lan! Utanmadan para teklif ediyor, ahlaksız. Benim derdim para değil. Beni yanlış anlamışsın Adnan. Ben senin köpek gibi süründüğünü görmek istiyorum. Bana ettiklerin bin kere cezasını çekmesi istiyorum. Aileme yaptıklarının cezasını çekmeni istiyorum. Yavrumun gözünden akan yaşların acısını çekmeni istiyorum. Tek duam bu. Beni anladın mı ha? Belki o zaman içim soğur. Parayla pulla işim olmaz benim. Yaşar kurban olayım, bir sakin ol, bak yüreğin eğilecek Yaşar. Baba. Ay Yaşar Bey, Allah aşkına tamam ya, tamam, bir sakin olun. Ay vallahi sizi çağırdığıma bin pişman oldum ha. Sen tamam mı?
beni satın alamazsın. Ben alın terimle hakkımla alırım. Şimdi ben seninle. Gel buraya. Bak. Tamam. Sen kimin aklına uyup geldin buraya Eylül? Sen nasıl oturdun şunların sofrasına? Yürü Nurhan, gidiyoruz. Baba! Baba! Hizmetçiymiş. Aslım evi ancak hizmetçi olarak girer. Ama ben bu evin hanımı olacağım. Hem de çok yakında. Hadi bakalım. Aa! Bu ne böyle? Sen ne beceriksiz bir şeysin ya. Bu yumurtanın kar gibi olması lazım. Öyle zaten Berçin. Daha ne istiyorsun? Bana karşılık verme. Olmamış diyorsam olmamıştır. Dök onu yeniden yap. Hizmetçiysen hizmetçiliğini bileceksin. Öyle evin hanımı gibi poz kesmeler falan bana sökmez. Öyle bir derdim yok Berçin. Merak etme sen. Bak bir de cevap veriyor. Dök şunu tekrar yap, anladın mı? Dökeceksin. Ya sabır. Ne oluyor Berçin, niye bağırıyorsun? Yok canım, ne bağırması. Bağırmıyorum ben. Bir sorun yok Ozan. Kek yapıyoruz sadece. Ay. Ozan ben. Berçin. 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 Berçin, beni duyuyor musun? Berçin. Ozan. Ozan, ambulansı arayalım. Ay. Ozan, Ozan, ne oldu bana? Alo, ben vereceğim adrese bir ambulans göndermenizi istiyorum. Gerek yok. Ozan, söyle şunu, telefonu kapatsın. O kadar da kötü değilim ben. Berçin, emin misin? Bir doktora gidelim. Ya iyiyim, öyle başım döndü bir an. Gerek yok. Pardon, gerek kalmadı, tamam. Berçin, emin misin? Bak ciddi bir şey olabilir. İstersen doktora gidelim. Sana sormadık. Doktor istemiyorum Ozan, gerçekten iyiyim ben. Hem sürekli karşılaştığım durumlar bunlar, alışmam lazım artık. Nasıl yani? Ya şey, lafın gelişi işte, ben ne dediğimi biliyor muyum? Neyse ben tuvalete gideyim, bir elimi yüzümü yıkayayım. Sonra da eve gidip dinleneyim. Midem çok bulanıyor zaten. Gel yardım edeyim ben de sana. Gerek yok, ben giderim. Baba! Yaşar, kızımız geliyor. Yürü Nurhan. Baba, baba ne olursun inan bana. Yemin ederim haberim yoktu. Anne, anne yalvarırım inanın bana. Yürü Nurhan. Baba, babacığım ne olursun inan bana, haberim yoktu. Ben senin yanındayım. Siz gelmeden önce kalkıp gidecektim zaten, kandırdılar beni, ne olursun inan bana. Thank you.
Yaşar amcam, siz iyi değilsiniz. Ben bırakayım. İstemez. Yaşar bir sakin ol Allah aşkına. Bakın eliniz ayağını ısıtırıyor. Lütfen. Yaşar hadi binelim. Bak korkuyorum sana bir şey olacak diye. Ya oğlan doğru söylüyor. Ellerim titriyor. Baba. Sen kocanın yanına dön. Kızım baban çok sinirli. Bir siniri geçsin öyle konuşursunuz tamam mı? Nurhan bin arabaya. Yemin ederim haberim yoktu. Kandırdılar beni, bilmiyordum. Dinle beni ne olur. İyi misin? İyiyim ya. Elim ayağım tutmuyor resmen. Bak iyi olduğuna eminsin değil mi? İyiyim iyiyim. Görüşürüz. Sibel teyze evde mi? Bu halde tek kalma. Ya ben kendi başımın çaresine bakarım. Benlik bir şey olursa ararsın sen. Jülde teyzeye de kek yapamadım. Kusura bakmaz inşallah. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Alo Fatih. Ben gerekeni yaptım. Ozan birazdan hamile olduğumu öğrenecek. Çocuğum sayesinde Aslım'ın işi bitecek. Bir daha Ozan'ın yanından bile geçemeyecek. Şülide Hanım, siz neden kalktınız? Gitti mi o kız? Gitti gitti. Kötü oldu biraz. Başı falan döndü. Ama giderken de Jülde teyze kusuruma bakmasın. En yakın sürede ona keki yapacağım dedi. Ama ne kusura bakacağım canım? Zaten ben ondan bir şey istemedim ki. Bak ne diyeceğim. Burada otururken aklıma bir şey geldi. Bir şey hatırladım. Öyle mi? Ne hatırladınız? Şu dolabın kapağını bir açar mısın? Aç aç. Sağdaki kutu. Nereden aklıma düştü bilmiyorum ama eminim sana çok yakışacak. Aç bak. Çok güzel değil mi? Dene. Bak. Çok güzel. Bayıldım. Tamam senin olsun o zaman. Ama aması falan yok. Ben hatırlıyorum. Bunu yılbaşı gecesi takmıştım. Anne, anne, anne hadi çabuk. Babam bekliyor, yılbaşı partisine geç kalacağız. Tamam, o zaman bak ne diyeceğim. Bu mu bu mu anneciğim? Bu. Tamam. Nasıl oldu? Güzel. Ozan, ileride aşık olduğunda bu şapkayı ona verirsin ha? Oğlum. Hatırladım.
Yılbaşı gecesi takmıştım onu. Ve ileride aşık olduğun kıza hediye edersin bunu demiştin. O yüzden mi üzülüp gitti acaba? Aslı, kimdi onun karısı? Niye ayrıldılar ki? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Jülyan, hadi sizi yatıralım. Siz çok yoruldunuz. Eylül, gel kızım. Kocanın yanına dön. Ana kız bunların kanı çok çekiyor. Ama karnında Yağız'ın bebesi varken bu bir işe yaramaz. Düşüreceksin o bebeği Eylül. Önce o bebeden kurtulacağım, sonra da gerçek anana babana vereceğim seni. Annen şapkanın hikayesini anlattı. Sevdiğin kadına vermek için saklamış onca sene. Al. Evlendiğin insana verirsin. Bende kalmasın. Jülde Hanım yukarıda dinleniyor. Ben de dışarı çıkıp biraz hava alacağım. Acil bir şey olursa ararsın. Nasıl yani? Aslı mı hamile mi?